Arkadaşlar merhaba. Şimdi size daha önce yayında söylemiştim. Bizim için çok önemli bir yer olan Küpe Dağı'ndayız. Küpe Dağı'nın size kutsiyetinden de bahsetmiştim, anlatmıştım size. Şimdi asıl burada yaşanmış bir büyük trajedi var. Bu trajedinin torunlarından, İdris aşiretinden Asım Bozkurt abi burada yanımızda ve diğer abilerimiz hep beraberiz. Şimdi Asım hocam, buradaki yaşanan dramı, İdrislilerin yaşadığı dramı sizlere anlatacak tarihe vesile olarak. Hocam ne yaşandı, bize anlatır mısın? Şimdi tabi tarihini öncelikle saptamak gerekir. Dedem 1900 doğumlu, annemin babası 1900 doğumlu olunca İlkokul çağlarında falan söyleniyor. O zaman 1907-8, yani 7 diyemeyiz, 8 diyemeyiz. 1907-8'de olmuş bu afat. O zaman işte bir dolu yağmış her tarafa. İnanılmaz şekilde bir dolu yağmış. Afat olmuş. Afat olmuş. Gökyüzün yeriyle inivermiş böyle. O dolu buz kesmiş böyle soğukta. Arkasından bir sel, bir yağmur, görülmemiş bir yağmur. Çünkü inanılmaz bir olay. Bu ovayı su bastı da insanlar şurada boğuldu desen kimse inanmaz. Evet. Ama bu olay gerçekleşmiş. Nedeni de şu, işte düden var şu ileride, istersen çekin. Suları çeken bir düden var. Suları çeken düdenin ağzı buz kütleleriyle, yün çuvallarıyla, işte bilmem ne ölüsü şudur budur, öküz ölüsü diyorlar. Bir şeylerle dıkanmış ağzı. Dıkanınca o da bu ovanın şişmesine vesile olmuş. Her taraftan gelen sellerle birlikte bu ovanın şeyin, düdenin ağzının kapanması. Bu arada tabi bizimkiler ovanın için ortasında olmaz çadırlar. Ortasında değilmiş, kenarındaymış şurada ama. Şurada gördüğünüz çadır yerleri işte orada, evet. Taşlar falan belli. Az sonra çekim yapacağız. Buralarda bizim çadırlarımız buralarda olurdu. Bu arada yani kaçalım kaçmayalım işte... Davut dedem, 7-8 yaşında olan dedem, anasına yalvarıyormuş kaçalım diye. İşte Bekir Koca, şeyin, babası. Cemal abinin dedesinin babası. Mullarlı'nın babası. Dedemin de dedesi, evet. Mullarlı'nın babası. Bekir Koca, en yaşlı o varmış. Evet. Ya insanların hepsini demiş ki, deli misiniz siz, koca Küpe Ovası, abi, su basar, 1907-8. 1908. Su basar mı bu ovayı, bırakın oturun demiş. Hareketiyle insanlar kaçmamış. Fakat bu arada Davut dedem paniğe kapılmış çocuk. Bir kaçıyor buradan çadırdan. Kaça kaça su, buz, böyle soğuk boran. Şu Kemalettin'in yurdu şeyin neresinde? Yellice'nin. İnsan şapkasını tutamaz. Orada çok deve gittim ben. Evet. Şu Zincirli Kaya'nın sağ tarafı. Şu boşluk. Evet. Çekim yaparsın. Şurası da Gayfa Taşı'nda çıkmış karşı. Ondan sonra oraya kaçmış tabi. Çocuk baygın düşmüş soğuktan. Oradan karakoyunlar varmış o zaman 1900'lü yıllarda. Bekir abi, eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz. Benim abim, yıllardır da dayanışmayız, beraberiz. Onun anne dedesi, babası, şey annesinden babası dedi. Kan çekti. Kan çekti diyelim bir diğer borcu. Öyle, dedem öyle kurtulmuş. Sadece... Ebeğe gidelim. Ebeme gelelim.